Herkese merhaba, ben Merve Özkaynak, kanalıma hoş geldiniz. Mayıs favorilerim videomla karşınızdayım. Umarım keyifle izlersiniz. Ne zaman tırnaklarımda görseniz Merve Ojen mükemmel, Merve Ojen'i nereden aldın diyordunuz bana. Şu benim meşhur lila rengi Rimmel London'ın Rita Ora serisindeki ojesi. Ben bunu Türkiye'den almamıştım. Türkiye'de var mı açıkçası bilmiyorum bu rengi. Çünkü olsa büyük ihtimalle sizlerden bana zaten Türkiye'de de var gibi yorumlar gelirdi. Ben bunu yurt dışından almıştım. Çok da beğeniyorum. En sevdiğim metalik ojelerimin başında geliyor kesinlikle. Çünkü çok tatlı bir lila tonu var. Ama ben tabii ki mümkün olduğunca videolarımda size böyle çok ulaşamayacağınız, çok yurt dışında satılan ürünleri de önermek istemiyorum. Mümkün olduğunca onlara muadil bulmaya çalışıyorum. O yüzden uzun zamandır en fazla talep gelen oje bu olduğundan size buna en rahat muadil gösterebileceğim Golden Rose'un Color Expert serisindeki 42 numarayı önereceğim. Şu anda da tırnaklarımda bu var. Özellikle sürdüm ki uygulanmış halini de görün diye. Bu Rimmel London'ınki birazcık daha yoğun kıvamda. Golden Rose birazcık daha ince ama 3 kat bile sürebilirsiniz. 3 kat sürdüğünüzde çok çok daha lila rengi elde ediyorsunuz. Bendeki şu anda 2 kat. Altına hiçbir bas sürmedim. Belki bas sürerseniz çok daha güzel olabilir ama parlaklığı, ışıltısı ve bu açık lila tonu gerçekten çok güzel duruyor. Artık yaz da geldi. Özellikle ayaklarda böyle sandaletli açık ayaklarda çok çok güzel duracağını düşünüyorum. Mutlaka notunuzu alın. 42 numara. Maske kullanmayı ne kadar çok sevdiğimi beni takip edenler zaten biliyorlardır. Ama son dönemlerde bu kağıt maskeler çok fazlasıyla trend olmuş durumda. Ben de nedense böyle sanki o kağıt maskelere çok fazla inancım yoktu. Yani kağıt maskelerine normal fiziksel bildiğimiz krem ya da işte peeling formlu maskeler uygulamayı daha çok seviyordum. Aynı şekilde göz çevresi içinde. Ama Sephora'nın bu narlı kağıt formundaki göz çevresi maskesi tamamıyla bu kağıt maskeleri olan ön yargımı yıktı diyebilirim. Bunu Paris seyahatimde Sephora banyoya koymuştu. Gerçekten hatırlarsanız o vlogumda da ne kadar hasta olduğumu görebilirsiniz. Göz çevrem inanılmaz derecede şişmişti ve çok yorgun gözüküyordum. Ertesi günde çekim olduğu için hazır dedim koymuşlar. Hani benim de zaten yanımda öyle bir maske yoktu. Açayım kullanayım. İlk Paris'te denedim. İnanılmaz derecede memnun kaldım. Gerçekten göz çevreniz kuruysa, yorgunsa, neme ve aydınlanmaya ve o donukluğunun giderilmesine ihtiyaç duyuyorsanız kesinlikle Sephora'nın bu narlı kağıt formdaki göz çevresi maskesini çok çok beğenirsiniz. Bayağı yoğun içerisindeki bu arada jel formlu bir göz çevresi nemlendiricisi. Dolayısıyla maskeyi çıkarttığınız zaman fazlası kalıyor. Ben fazlasını cildime de yaydım, yüzüme de sürdüm. Tek seferde çıkarttığınızda bayağı gene üzerinde kalıyor ürün. Ben cildimi yıkadıktan sonra kalan ürünün tamamını, üzerinde kağıdın üstünde kalan ürünün tamamını cildime serum gibi de yaydım. Çok da memnun kaldım. Göz çevresinin bakıma ihtiyaç olanların mutlaka bir sefer denemesini tavsiye ederim. Kesinlikle memnun kalacağınızdan eminim. Genellikle şunu fark ediyorum hep. Ne zaman bir makyaj videosu ya da ciltle alakalı bir video yapsam ve haliyle kamera karşısına direkt makyajsız çıksam hep gelen sorular şu: Merve, cildin ne kadar güzel gözüküyor. Merve, gerçekten bir tane bile leken yok mu? Gerçekten çok teşekkür ederim bu arada bu yorumlarınız için ama tabii ki benim de cildim mükemmel değil. Benim de kendime göre cilt problemlerim var ama belki de bugüne kadar kendim adına, cildim adına yaptığım en doğru karar cildimi güneş lekelerinden korumak için her zaman güneş koruyucu yüz kremimi sürmek. Genel olarak yorumlardan gördüğüm kadarıyla da şöyle bir yanlış algımız var. Sanki sadece yaz mevsiminde güneş koruyucu kullanılmalıymış gibi bir yanlış algı var. Hayır, güneş nasıl zararlı ışınlarını cildimizle yazın veriyorsa kışın da aynı şekilde veriyor ve kışın da cildimiz o güneş için zararlı ışınlarından etkileniyor. O yüzden benim size tavsiyem, makyaj dahi yapıyorsanız fondöteninizin altına mutlaka bir güneş koruyucu krem sürmeniz, özellikle UVA ve UVB ışınlarını karşı koruyan. Benim de en sevdiğim kremim Daylong'un 50 Plus Sensitive serisi. Hem UVA hem UVB ışınlarını karşı koruyor cildimi. Aynı zamanda genelde benim gibi karma ya da yağlı ciltlerin en büyük problemi şeydir ya, böyle yoğun güneş kremlerinden korkma ve çekinme, dolayısıyla sürmek istememe. Bunun yapısı tamamıyla jel olduğu için zaten görüyorsunuz da yakın planda da özellikle sürdüm nasıl formunu algılayabilmeniz için. Jel formlu bir ürün, azıcık 2-3 tane noktayı sürüyorsunuz, bütün cildinize yayıyorsunuz. Anında cildiniz tarafından emiliyor ve fondöteninizin hiçbir şekilde yapısını bozmadan tüm gün boyunca gönlünüz rahat şekilde cildinizi güneş lekelerine karşı korumuş oluyorsunuz. En sevdiğim başucu ürünümle devam ediyorum. Genelde herkes bu son dönemlerdeki Hindistan cevizi yağının popülerliğiyle birlikte hep hani saçlara uygulama, işte vücuda uygulama şeklinde kullanıyor. Ben de o şekilde kullanıyorum burada. Hatta daha önce Hindistan cevizi yağıyla neler yapabileceğinizi gösterdiğim bir videom bile var.
Ama ben bu aralar favorim kozmetiksel olarak değil, tamamıyla yeme şeklindeki favorim olarak bu ay favorilerimi eklemek istedim. Kahvenin içerisine karıştırıyorum Hindistan cevizi yağını. Yemeklerde kullanan da var ama bence yemekten ziyade daha çok hani sanki böyle hamur işlerine, keklere, pastalara yakışacakmış gibi bir algım var. Onu da yapıyorum. Bazen böyle pastanın içine ya da kekin içine karıştırdığım da oluyor ama günlük her gün favori kullanım şeklim kesinlikle kahvemin içerisine bir çay kaşığı şeklinde karıştırmak. Kahveye çok güzel bir aroma katıyor. Aynı zamanda yağ yakımını da hızlandırdığı söyleniyor. Ne kadar doğru bilmiyorum ama ben tamamıyla hani hem mideme direkt, çünkü ben sütsüz kahve içmeyi seviyorum, sert kahve içmeyi seviyorum. Dolayısıyla böyle hani insan o kahveyi bir şeyle yumuşatmak istiyor. Ben süt kullanamadığıma göre Hindistan cevizi yağı gerçekten o hani kahvenin direkt mideme etkileme şeklini de çok güzel şekilde yumuşatıyor. Birçok marka denedim. Yani hem kozmetiksel olarak birçok marka denedim hem de tatsal olarak beni en çok tatmin eden kesinlikle Lifecon'un Hindistan cevizi yağı. City Farm'inkini de denedim. Başka isimlerini hatırlayamadığım bir sürü markanınkini denedim. Verito mu bir sürü, yani aklınıza gelecek hepsini denedim. Ama niyeyse bile onlar sanki biraz koku olarak böyle böcek ilacı gibi kokuyor. Bilmiyorum, ben biraz hassasım böyle konularda. Ama Lifecon'un kokusu muhteşem. Tam bir Hindistan cevizi yağı kokuyor. Tadı da çok güzel. Kahveye de çok yakışıyor. Her şeyde çok yakışıyor. O yüzden Hindistan cevizi yağı alacaksanız bence zaten organik soğuk sıkım olanları almalısınız. Kesinlikle Lifecon'unkinde lezzet olarak çok çok öneririm. Vücut peelingleri kalp ben. Bugüne kadar yine birçok hem uygun fiyatlı hem yüksek fiyatlı vücut peelingi bitirmişimdir. Şimdi özellikle yaz geldiği zaman ben vücut peelinglerini ve keselere birazcık daha yöneliyorum. Böyle selülit görünümünü azaltmak, vücudu birazcık daha pürüzsüz yapmak, işte o biraz epilasyon sonrası, gerçi ben artık bende öyle bir problem yok ama genellikle epilasyon sonrasında da böyle o kıl köklerinde minik kuruluklar ya da böyle deri kalkmaları oluyor. Onlar için de peeling ve kese mükemmel. Ya da işte dizde koyulaşmalar, koltuk altında, dirsekte koyulaşmalar için aynı şekilde kese ve peeling bence harika birer vücut bakım ritüeli. Ben de bu ay size biraz fiyat olarak yüksek, çünkü biraz yüksek fiyatlı kategorisine giren Nuxe markasının bir vücut peelingini önereceğim. Çok uzun süre gittiği için fiyatını ve performans da çok iyi olduğu için kesinlikle verilen fiyatı hak eden bir ürün. Eğer bal seviyorsanız bu ürünün kokusu sizi böyle kokladığınızda bambaşka rüyalar alemine götürebilir. Yani böyle bir güzel koku olamaz, böyle bir pozitif enerji veren koku olamaz. Ne zaman biraz böyle enerjiye ihtiyacım olsa banyoda direkt elim bu ürüne gidiyor ve zaten azıcık almanız yeterli. Tüm vücudunuza inanılmaz eşit derecede yayılıyor. Gerçekten çok uzun süre kullanarak bunu bitirdim. Bitmiş hali bu. Hatta birazcık daha dibini de kullanacağım yani. İnanılmaz, dediğim gibi kokusuyla size pozitif enerji veren, cildinizi tamamıyla yumuşacık yapan, çünkü yağ formlu da bir ürün olduğu için ben genelde önce duş jeli kullanacaksam duş jelini kullanıyorum, ondan sonra bunu kullanıyorum. Çünkü bu kendi yapısındaki yağ vücudumda kalsın istiyorum. Hem nemlendiriyor hem cildinizi tamamıyla ölü derilerden arındırıyor. Kokusu da çok kalıcı, o vücudunuzdaki o nemlendirme hissi de çok uzun süre kalıyor. O yüzden evet, biraz dediğim gibi pahalı, uygun fiyatlı bir ürün değil ama gerçekten verilen parayı kesinlikle hak ediyor. MAC'in daha önce hiç kullanmadığım ama artık yaz geldiği için yine hep yorumlardan gördüğüm kadarıyla, herkes anladığım kadarıyla böyle daha nemli, kalıcı ama ince gözüken fondötenleri seviyorlar. Ben de yeni keşfettim MAC'in Pro Long Wear serisinden. Dolayısıyla yaz boyunca, yani tüm yaz boyunca kullandığınız cildinizde kalıcı olacak, sıcaktan ve nemden etkilenmeyecek. Nourishing Waterproof Foundation, yani waterproof, suya dayanıklı fondöteni. Böyle deyince, ilk üzerine okuyunca bir de böyle genelde niye bilmiyorum, size de öyle geliyor mu? Böyle ambalajlı ürünler sanki çok kalın kalın duracakmış gibi geliyor bana ciltte. Hani cam ya da böyle plastik şeylerdeki değil de şu formdaki ürünler sanki böyle çok kalın duracakmış gibi. İsminden de böyle Prolong Wear, Waterproof bilmem ne deyince eyvah dedim, bu kesin çok kalın bir fondöten. Şu an yüzümde görmüş olduğunuz fondöten aslında. Yine çok az almanız yeterli. En güzel bence kabuki fırçalarla dağılıyor ama süngerle de, nemli süngerle de çok güzel dağıtabilirsiniz. Cildiniz tarafından çok rahatlıkla adapte oluyor. Dediğim gibi altına güneş kremi sürdüğünüzde hiçbir şekilde güneş kreminizden de etkilenip yapısı da değişmiyor. Gerçekten uzun süre kalıcı. Asla mat değil, çok parlak ve böyle glowy dedikleri bitiş var ya. Ben gerçi şu an çok azıcık üzerine transparan pudra geçtim. Ama yine de ben o ışıltıyı görüyorum cildimde böyle aynada böyle yaptığım zaman. Çok nemli, gün boyunca kalıcı, kesinlikle çizgilere dolmuyor. Zaten nemlendirme özelliği olan bir fondöten olduğu için. İncecik de duruyor. Asla pudra pudra olup böyle cildinizde böyle bir
nasıl denir, ekstra bir katman, o cake dedikleri görüntü yaratmıyor kesinlikle. Ben çok beğendim. Gerçekten çok beğendim. Böyle bir fondötene ihtiyaç duyan, yaz boyunca, hatta yaz bittikten sonra bile, kışa kadar bile kalır bu fondöten elinizde. Çünkü gerçekten küçücük bir damlası bile inanılmaz derecede etkili ve çok yoğun. Artık yaz geldi. Nasıl cildimizi güneşe karşı koruyorsak tabii, haliyle klordan, denizin tuzundan saçlarda ufak ufak kurumaya ve kırılmaya başlayacak. O yüzden daha önce kesinlikle önerdim bu ürünü, hatırlıyorum. Ama yine yeri geldiği için tekrar önermek istiyorum. Kiehl's'ın Damage Repairing Rehydrating Conditioner, yani tamamıyla kuru ve çok yıpranmış saçlar için saç kremi. Şimdi ben ne kadar saç kremi pardon, bu arada elim hızlandı. Ben ne kadar saç kremi kullanmayı sevmiyorum deseniz de, artık dediğim gibi yaz geldiği için en azından saçlarınızın ucuna mutlaka yoğun nemlendirici bir ürün kullanmanızı tavsiye ederim. Zaten çok yakında yine saçlarımı nasıl toparladığımla alakalı bir video gelecek. Görüyorsunuz fotoğraflarımdan da, çok beğeniyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Ben de elimden geldiğince aynı rutinleri devam ettirmeye çalışıyorum hiç şaşmadan. O yüzden artık bu da benim başucu ürünüm. Gerçi ben Elsevier'in krem şampuanını kullanıyordum. Çok fazla ihtiyaç duymuyordum ekstra bir nemlendirici sürmeye, ama artık biliyorum ki saçım yıpranacak, biliyorum ki saçım kuruyacak. O yüzden mutlaka, özellikle uç bölümleri olmak üzere, banyodan çıkmadan önce bunu sürüyorum güzelce. İsterseniz taraya da bilirsiniz. İsterseniz şöyle ellerinizle biraz böyle iyice içlere dağıtabilirsiniz. 3-4 dakika bekledikten sonra bolca suyla yıkıyorum ve saçlarım gerçekten yumuşacık oluyor. Şekil vermek de çok kolay oluyor ve hani hiçbir şekilde saçlarım uçlarında kırık yok, gördüğünüz gibi. O yüzden şimdiden bir tane kendinize edinin. Zaten çok yoğun formlu bir ürün olduğu için size bütün yazı geçirtmekle kalmayacak, bütün kış bile bu ürünü kesinlikle kullanırsınız. Kozmetikleri bitirdiğimize göre yazla alakalı memnun kaldığım her şeyi bolca videolarımda, Instagram hesabımda sizlere önermeye karar verdim. Bu terlik olur, ayakkabı olur, havlu olur, mayo olur, aklınıza ne geliyorsa. İlk yaz için en çok gerekli olan terlikle başlayayım dedim bu videomda. Nike'ın görmüş olduğunuz terliklerinin rahatlığını ben size anlatamam. Yani daha önce hayatımda hiç bu kadar rahat bir terlik görmedim. Bu içindeki tırtıkları var ya, ayağınıza giydiğiniz anda sanki içerisinde böyle şey gibi, Air Max şeyleri var ya, böyle hani Nike'ın spor ayakkabıları. Sanki böyle havada yürüyormuşsunuz gibi. Masaj yapıyor bu tırtıklı yerleri size. Yani ben bununla kilometrelerce yürüyebilirim. Bir yurt dışına gittiğim zaman bütün yurt dışını bu terliklerle gezebilirim, size öyle söyleyeyim. O kadar rahat. Hiçbir şekilde terliğin ayaklarınızı kesme gibi bir ihtimali de yok. Çünkü bu bantların içerisi yumuşacık sünger. Farklı renkleri de vardı. Mesela simsiyah. Bence çok güzel duruyor, bilmiyorum ama. Yine her şeye dediğiniz gibi lütfen buna da tuvalet terliği demeyin. Hiçbir şekilde tuvalet terliği olarak kabul etmiyorum çünkü bunu. Bildiğiniz çok güzel bantlı bir terlik. Siyahı bence çok güzeldi. Simsiyah. Burada böyle sadece beyaz Nike logosu vardı. Ama ben kot pantolonların altına giyerim, üzerine de beyaz tişört giyerim diye bu böyle degradeli, ebruli desen gibi deseni tercih ettim. Çok güzel tek bantlı kalın lila rengi vardı mesela. O da çok güzeldi. İkisi arasında çok kaldım. Aklınızda olsun. Boyner'den aldım bunları. Alt katta, spor malzemelerinin olduğu katta çeşit çeşit her rengi var. Gerçekten dünyanın en rahat terliği bence. Uzun süredir film izlemiyordum. Bu ay dizi yerine yine size severek izlediğim bir filmden bahsetmek istiyorum. Çünkü dizi olarak şu anda hala Westworld'e devam ediyorum. Hala izlemeyenler varsa bu videomda Westworld'ü lütfen bir kenara not alın ve mutlaka izleyin. Westworld bir kenarda. Şimdi bu sefer aslında genel olarak yorumlara baktığımda böyle herkes tarafından wow, mükemmel, IMDb puanları havalarda uçuyor diyebileceğim bir film değil, ama ben şahsen çok beğendim. Zaten Jennifer Lawrence'ı çok seviyorum. Başrolünde yine Jennifer Lawrence'ın oynadığı Red Sparrow, Kızıl Serçe filmi. Enteresan bir konu, yani çok sürükleyici bir kere. Gerçekten filme başladığınız zaman bir sonraki adımda ne olacağını çok merak ediyorsunuz. Hani film o kadar enteresan ki nereden başlayıp nereye gidiyor? O çok enteresan geldi bana. Sahneler biraz ağır. Konusundan da çok spoiler vermek istemiyorum. Çünkü neyi anlatırsam sanki spoiler olacakmış gibi hissettiğim için şöyle kafamda bir kurguladım. Şöyle ki Jennifer Lawrence küçüklüğünden beri tek hayali bir balerin olmak ve gerçekten çok başarılı bir dansçı oluyor. Büyüyor, genç kız oluyor. Harika, başarılı, mükemmel dans eden bir genç kadın. Sonra bir anda annesi de bu arada hasta, bakıma ihtiyaç duyuyor. Kız bir yandan işte bale yaparak para kazanıyor. Tek gelir kaynağı bu. Aynı zamanda da Rus asıllı bunlar. Rus yani Jennifer Lawrence filmde. Annesi de bakıma ihtiyaç duyuyor. Bir hastalığı var. Dolayısıyla para da kazanması gerekiyor. Bir şekilde bale hayatı sonlanıyor. Bunu söylemeyeceğim çünkü bunu filmde siz göreceksiniz ne şekilde sonlandığını. Ve amcasının da
zorlamasıyla kendini bir anda balerin olan bir kız bir anda kendini Rus ajanı olarak buluyor. Dedim yani film nereden başlıyor, nereye gidiyor diye. O yüzden belki böyle çok merak edersiniz. Hiç spoiler vermeyeyim. Gerçekten çok sürükleyici. Bazı sahneleri tabii ki ağır. Çünkü şiddet de var, biraz kan da var, biraz açık sahneler de var ama rahatsız edici boyutta değil. O yüzden hani biraz onları yine de uyarayım ama mutlaka ve mutlaka vaktiniz olursa kesinlikle ve kesinlikle izlemenizi tavsiye ettiğim bir film. Videonun sonuna geldik. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Beni diğer sosyal medya hesaplarımdan takip etmek isterseniz videomun açıklama kısmında kullandığım tüm sosyal medya hesaplarımın linklerini bulabilirsiniz. Kanalıma yeni geldiyseniz yeni videolarımdan ve canlı yayınlarımdan anında haberdar olabilmek için şuraya tıklayarak kanalıma abone olmayı ve zil işaretine basarak bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Bu videomu beğendiyseniz ekranda paylaştığım diğer videolarda ilginizi çekebilir. Onları da izlerseniz çok sevinirim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.